Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 17 Haziran Pazar günü dokunulmazlık oyunu analizine geçmeden önce, biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Ayrıca Turabi hala hastanede. Son durumu gerçekten merak konusu. Survivor 2018 15 Haziran Cuma günü, neler yaşandı ve sembol oyununu kimler kazandı hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları sembol oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken, sembol oyunu, Kıbrıs'a daire katılmak için önem arz ediyor. 15 Haziran Cuma günü sembol oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagihan'ın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde sürpriz yapan Anıl güçlü rakiplerini yenerek sembol oyununu kazandı. Anıl bu sayede Kıbrıs finaline daha da yaklaşmış oldu. Nagihan da sembol ödülünü kazanarak Kıbrıs'a gitmek için büyük bir şans elde etti. 16 Haziran Cumartesi ise iletişim ödülü için oyun oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere Adem, oyunu çok hırslı oynuyor. Bu hırs bazen dikkatsizliğe de neden oluyor ve sakatlanabiliyor. Son fragmanda Adem'in çok zor nefes aldığını gördük. Umarım sağlık durumu iyidir. 17 Haziran Pazar günü dokunulmazlık oyununu kim kazanır merak konusu. Yarışmacıların son performanslarına baktığımızda erkeklerde Anıl sürpriz yapmaya başladı. Ayrıca Hakan da birincilik elde edebiliyor. Her ne kadar Adem favori gözükse de, Hakan, Anıl ve tabii ki Hilmi Cem'i küçümsememek lazım. Kadınlarda ise Sema kendini toparlayamadı. Her yarışmada yeniliyor. Nagihan gerçekten çok güçlü, eğer sakatlanmazsa oyunları kazanmaya devam edebilir. 17 Haziran Pazar dokunulmazlık oyunu kazanan kim olacak? Sizce kim kazanır? Sizler de desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.